Herkese merhaba. Ben Adil Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok önemli bir konuya değineceğim. Bireysel danışanlarımda gördüm. Instagram ve YouTube mesajlarında gördüm. Birçok zaman buna şahit oluyorum. Özellikle sizlere tembihlediğim bir konu var. Erkekler dünyasından bir bilgiyi sizlerle paylaşmıştım kısaca. Şimdi detaylı değineceğim buna. Kadınların sorduğu soru şudur. Yeni ayrıldık ve siz hiç mesaj atmayın diyorsunuz. iletişime geçmeyin diyorsunuz. Okey. Ama ya beni unutursa? yeni ayrıldığım bir adam ya beni unutursa kendimi hatırlatmalı mıyım? Sürekli olarak ona mesajlar atmam gerekir mi? Sizce doğru olan bu mu? Hayır arkadaşlar. Daha önce de söyledim. İletişimsiz bir döneme girmeniz gerekiyor. Bakın iletişim yok. Whatsapp bırakın biraz dinlensin. Aramayın, sormayın, mesaj atmayın. İlgilenmeyin. İlgilenmiyormuş gibi davranın. Uzaktan sevin ya. Böyle yani. Kesinlikle böyle. Neden? Çünkü ben size erkekler dünyasını anlatıyorum. Erkeklerin duygularıyla kadınların duyguları birbirinden tamamen farklı. Çünkü beyin yapımız farklı. Kadında analog beyin var, yaratıcı beyin. Estetik düşünce, hayal gücü. Erkekte sürüngen beyin, ilkel beyin var. Bakın arada çok ciddi olarak bir fark var. Erkekte de, de analog beyin var ama kaç tanesi bunu kullanabiliyor? Çok nadirdir yani. Sanatçılar kullanır işte genellikle. Bakın arkadaşlar. Erkek özellikle haber alamadığı, Özellikle iletişimi kestiği kadını merak eder ve daha çok düşünmeye başlar. Birlikte geçirdiğiniz günleri düşünmeye başlar. Eğer onu rahat bırakmazsanız, yani sizi özlemesine izin vermezseniz, gerçekten sizi daha az düşünmeye başlar. Erkekler üzerinde yapılan araştırmalar, üniversitelerde yapılan araştırmalar hep bunu gösteriyor. Bakın çok önemli bir konu var. Bir insanın sizi özlemesi için buna müsaade etmeniz gerekiyor. Yani onun sizi özlemesi için ondan uzaklaşmanız gerekiyor. Sizden haber almayacak sizden hiçbir şekilde bir arama almayacak, bir mesaj almayacak. Hiçbir şekilde. Ve merak edecek sizi. Ya bu kız ne yapıyor acaba? Beni unuttu mu? Bırakın o öyle düşünsün. Ya o beni unuttu herhalde. Baksana hiçbir şey mesaj atmıyor, hiçbir şekilde aramıyor. Erkek merak eder bu şekilde. Bakın bu önemli bir kavram burası. Burası çok önemli. Birçok kadın duramıyor. Diyor ki, ya lütfen diyorum hani bireysel danışanlarıma da bazen lütfen diyorum iletişime geçme. Ya 30 gün. Bakın çok önemli. 30 gün kuralı çok önemli. 30 gün iletişime geçmeyeceksiniz hiçbir şekilde. Yani o 30 gün zaten tamamen sessiz kalmanız gerekiyor. Ayrıldınız. Sizin hatanızla eğer ayrılık olduysa, yani siz ciddi bir hata yaptınız. Özür dileyebilirsiniz, kendinizi affettirmeye çalışabilirsiniz, anlarsa tabii. Ama aksi takdirde birlikte alınan "Ayrılalım." hani bir işte ben sensizliği de bir görmek istiyorum." diyen erkek modunda bırakın uzaklaşın. Uzaklaşın yani. O adam gerçekten sensizliği yaşasın. Yani o sensizlik duygusunu yaşasın. Çünkü bu durumda Hele bir de güzel bir ilişkiyse hatırlayacaktır. Birlikte geçirdiğiniz zamanları, gezdiğiniz yerleri, birlikte yediğiniz dondurmaları falan hepsini hatırlayacaktır. Bunları unutamaz. Erkekler o kadar duygusuz değil ya. Yani duygusuz davranabilir ama gerçekte değil. Rol yapıyor. Adam rol kesiyor. Alendelon gibi rol kesiyor yani. İnanmayın. Bakın erkek dünyasından ben size her zaman aktarıyorum olayları. İnanmayın. İletişimsiz kalmak çok önemli. Bunu dinlemeyen bir sürü danışanım oldu yıllar içerisinde. Yani duramıyorum diyor. Mesaj atmam lazım Adil Bey ben duramıyorum diyor. Benim diyor bir şeyler yazmam lazım diyor. Peki bunun getirisi ne? Hiçbir şey sadece daha çok uzaklaştırırsınız. Yani adam der ki ya işte hava verirsiniz ona yani iyice gaza gelir. Ya işte baksana bensiz duramıyor. <laughs> ya bu kız da yani bensiz yapamıyor abi ya falan. Bir de böyle erkek ortamında hava atanlar vardır. Onlar iyice aşağılık yani böyle hiç sevmediğim tipler. Ya işte kız baksana mesajları falan gösterirler mesela böyle. Ya baksana abi işte hala bana mesaj atıyor. Gece içip içip bana mesaj atıyor işte gecenin yarısı falan. Böyle erkek arkadaşlarına hava atan tipler de var yani. Bakın erkek dünyasından bilgiler size. Üzücü. Yapmayın bunu. İlk 30 gün iletişime geçmeyeceksiniz. Mesaj yok, arama yok. Kendinizi tutacaksınız. Çünkü geri mi istiyorsunuz onu? Yani işte bana böyle mesajlar gelir genelde. Bana bu şekilde danışmanlık almak isterler. Yani ben onu geri getirmek istiyorum. E tamam, o zaman iletişime geçmeyeceksin. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. İletişimsiz kalmanız gerekiyor. Yani bu insana mesafeyi koyun. Sizi düşünecektir o. Bakın, size döner ya da dönmez ama sizi düşünür. İletişime geçtiğinizde daha az düşünecektir. Uzaklaşmanız gerekiyor. Bir de yapılan bir tane hata var. Hem iletişime geçiyor, bunu yapmaması lazım. Hem de kötü bir şekilde iletişime geçiyor. Yani erkeği ayrılığın gerçekten de doğru bir karar olduğunu düşünmesine neden oluyor. Biraz uzun bir cümle oldu. Bir de anlatmaya çalışayım. Yani erkek şüpheler içerisinde mesela. Diyor ki ya şimdi ben bu kızla ayrıldım ama özlüyorum. <laughs> mesela dertleşiyor benimle mesela. Böyle arkadaşlarım var. Falan. Böyle diyor ki ya işte m, abi ya aslında iyi vakit geçiriyorduk. Ten uyumu çok iyiydi. Cinsellik her şey çok harikaydı. Gerçekten güzel bir kız. İşte müthiş bir hani kafa dengi. Sürekli sohbet ediyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Erkekler birlikte güldükleri kadınlara çok bağlanırlar. Bakın, birlikte kahkaha attıkları kadına bağlanırlar. Çok önemli bir konu. Yani neşeli, pozitif kadınsa zaten erkek kolay kolay unutamaz. Ya çok iyi vakit geçiriyorduk. Her şey harikaydı. Acaba yanlış mı yaptım abi ya? Ne diyorsun falan bana soruyor. Ting! O anda mesaj geliyor. Ting! Tamam. <laughs> Bakıyoruz WhatsApp'a kız şöyle. Zaten sen benim kıymetimi bilmedin Allah belanı versin işte. İşte beni terk ettin falan filan. Mesajı kapatıyor adam. <laughs> Ve şöyle diyor. Abi ya evet evet iyi ki ayrılmışım. Baksana üsluba bak. <laughs> abi diyor ben bu kıza zaten başa çıkamazdım. Baksana kız sürekli olarak trip atıyor. Sürekli olarak laf sokuyor. Sürekli olarak bana bir şeyler söyleme derdinde. Adam diyor doğru karar vermişim abi diyor. Ben diyor doğru karar vermişim yani. Adamın eline malzeme vermeyin. Konu bu. Yani kötü mesajlar atmanın, sürekli olarak trip atmanın, sürekli olarak ona kötü bir şekilde imaj vermenin size getirisi nedir? Getirisi nedir yani? Öfkenizi mi alıyorsunuz? Anlamı yok. Yani gidin hani duvarları yumruklayın daha iyi. Yani adama bu, bu şekilde mesajlar atmanın bir anlamı yok. Bakın erkekler dünyasında erkekleri ele geçirmeniz için size kritik bilgileri seve seve böyle keyifle böyle veriyorum hepsini. Ama gerçekten önemli bir konu var. Bu söylediklerimi uyguladığınız zaman ya Adil Bey söylediklerinizi yaptım zor oldu. Hani daha önce ben böyle davranmıyordum. Bir de Adil Bey'in söylediklerini dinleyeyim dedim. Yaptım ve gerçekten randıman aldım, performans aldım, güzel dönüşler aldım dediğiniz zaman benim keyfim 10 katına çıkıyor. Onun için lütfen yeni ayrıldığınız bir insandan özellikle ilk bir ay bakın buraya bütün notlarımı aldım. Birlikte geçirdiğiniz günleri düşünmesi için, sizi özlemesi için ona bir fırsat verin. Sürekli onu boğduğunuz zaman, sürekli arayıp sorduğunuz zaman böyle bir fırsat vermiyorsunuz. Yani adam sizi hangi ara özleyecek? Zaten sürekli sizle görüşüyor, sürekli mesaj atıyorsunuz. Biraz sizi merak etsin. Birazcık uzaklaşın ve kesinlikle hırs yapmayın. Yani kesinlikle ben ona göstereceğim, ben ona acı çektireceğim, onu işte köpek gibi ayağıma getireceğim falan diye bana mesaj atanlar var. Lütfen hırs yapmayın. Çünkü hırs ve nefret sizi bir insana daha çok bağlar. Yani o insana aslında aşk, aşık gibi hani aşk gibi bir duygudur o kadar bağlanırsınız yani. Aşık olmuş gibi bağlanırsınız. Nefret öyle bir duygu. İnsanları birbirine bağlar. Sürekli onu düşünürsünüz kafanızda. Hayır bu kadar değer vermeyin. Aklınızdan o insanı çıkartın. Biraz uzaklaşın. Erkek sizi özleyecek bir ortam bulsun. Bir fırsat bulsun. Sizleri sevdiğimi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.